topraklarda ter döktük, kan verdik. Sömürü zulme karşı mücadele ettik, can verdik. Biz yeşerttik bu yurdun topraklarını. Biz verdik canımızı bağımsızlık için. Tarih bizim yazdığımız mücadele destanlarıyla doludur. Osmanlı Devleti gelişen Avrupa kapitalistlerine birçok imtiyazlar tanıdı. Kapitülasyonlar, ikili anlaşmalar ve yabancı sermaye tanınan kolaylıklar sonucu emperyalistler yurdumuzu işgal etti. Yıl 1919. Almanya ve diğer müttefikleriyle beraber Osmanlı orduları yenildi. 1919'un Kasım'ında İtilaf Emperyalistleriyle Mondros Mutarekesi imzalandı. Mondros'un hemen ertesinde İtilaf ve Terakki'nin bir kısım işbirlikçileri, yöneticileri yurdumuzu terk ettiler. Bu arada İtalyan ve Fransız emperyalistleri yurdumuzu işgale başladılar. Ateşi ve ihaneti gördük ve yalan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 1918 Kasım'ında, İzmir 1919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar. Yani tütün kırma mevsimi. Yani arpalar biçilip buğdaya başlarken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş, dövüşüyor. Bu memleket bizim. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alamana satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygısına. Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düvellerle dövüşüyordu fakat dövüşüyordu köle olmamak için iki kat, iki kat soyulmamak için. Ve Ceyhan ve kara gözlü yörük kızı gördüm abi üniformalı Fransızı. Biz ki İstanbul şehriyiz. Seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin. Vagon ticareti, tüfüs ve İspanyol lezzesi. Bir de iddiaçlar. Bir de uzun konuşlu Alman çizmesi. 914'ten 18'e kadar yedi bitirdi bizi. Mücevher gibi uzak ve erişilmez şeker. Erimiş altın pahasına gaz yağı. Ve namuslu, çalışkan, fakir İstanbullular sidiklerini yaptılar 5 numaralı lambalarında. Yedikleri mısır kocamıydı ve arpa ve sümürge konumu ve çöp gibi kalmış çocukların oyunu. Ve lakin Tarabya'da, Fütüşan'da ve adada kulüpte aktı ren şarapları su gibi ve şekerin sahibi kapladı Milo için yorganına 1000 liralıkları. Minoviç de beyaz at gibi bir karı. Ha, bir de Wilhelm'in bıyıkları. Mevsim yazdı, 919'du. Ve Kasımlarında geçen yılın... Dört düğüne teslim ettiler bizi. Gözü kanlı dört düğüne. Anadan doğma çırılçıklar. İngiliz, Fransız, Amerikan ve bir de Yunan. Bir de zavallı Afrikalılar, yer bitirir bizi bir yandan. Bir de İngiliz muhipleri ve mandacılar. Yüce Türk halkı, malumlar olsun çektiğimiz acılar. Thank you.
Onlar ki toprakta karınca, suda balık kadar çoktular. Korkak, cesur, hakim ve çocuktular. Hikayemizde yalnızca onların maceraları vardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Ve bu zincirler bir zeksizdir bana. Ve bu zincirler bir bağımsızlığımız ortadan kaldıran. Ve bu zincirler bir pisumandırıp anamızı ağlatan. Zalim, hem de kötü dinli gavur. Nasıl da bağdaş kurmuş toprağıma. Gülümü, harmanımı savurur. Oy kara gözleri sevdiğim oğlan. Bize oldu oğlan. Bize oldu oğlan. Uyan bir Antepli'm. Uyan bir arkadaşlar. Kalk kurban olduğun Samsun'um, Adana'lım, Urfa'lım, Antalya'lım, Kuşadalı'm, Akşehir'lim. Haydi kalk, haydi kalk. Aydın'ım, Burdur'lum, Manisa'lım. Uyan kalk, haydi kalk. Kalk be kardeşlerim, düşmanlar selam ister. Gözler, gezler, arpacıklar. Dayanın kardeşler, dayanın kralım ebeler zinciri. Ebeler, dedeler, nineler. Beşikteki bebeler, analar, babalar. Yetimler, öksüzler, gariban kişiler. Velhasıl vatanperverler. Harcamaya mesaret zincirini. Gözlerim kuzgun leşlerine pençemizi. Harcamaya kölelik zincirini. Topla Antep'i şükür olayı. İzmir'i, Urfa'yı, Konya'yı. Engini de deli gönül engini. Kutlayalım şol kurtuluş çengini. Haydi kompradoru pezevengini. Vur kara yeğenim vur. Vur aslan kardeşim vur. Geliyor evine dozlar geliyor. Türk milleti kalka kalka geliyor. Yok olası hain düşman üstüne. Her bir yanda arka arka geliyor. Her bir yanda arka arka geliyor. Her bir yanda arka arka geliyor. Peki neden biz bugün bu haldeyiz?
Niçin? Birleşemiyoruz da onun için. Felaketler karşısında çaresizliğe düşmenin, ağlamanın, inlemenin hiç faydası olmaz. Düşman kapılarımıza kadar dayanmış. O kapıyı kırmak, içeri girmek, namus ve şerefimizi çiğnemek istiyor. Bu rezil isteğe karşı koymak, kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, genç, her insan için farzdır. Sevgili Balıkesirliler, ülkeyi müdafaa hususunda sizler ön ayak oldunuz. Bu şerefi sizler taşıyorsunuz. Kazanız mübarek, müdafaanız bütün memlekete örnek olsun. Ne Amerika, ne İngiltere, ne Fransa, ne Rusya. Kurtuluşumuz Huvayi Milliye'dedir. Huvayi Milliye'de birleşelim, şereflenelim. İnanç darbasına giden tohum bin verir çabayla, yüz bin verir. Ve büyük yardımların güneşi yaklaşırken karanlıklar demir bir olsa erir. Ve terden ve toz dumandan ve sinekten geçilmez
Erzurum'da yaz gelince bastı mıydı sıcaklar? Erzurum'un düzdür, topraktır damı. Erzurum güzelleri diğer balam, incecik aklımda nehramı. Yürek boynum büker balam, Erzurum'u türkülere. Halim Selim'dir Erzurum'un adamı. Ve lakin görmesin gözü bir kere. Erzurum'da 14 gün sürdü kongre. Orada mazlum milletlerden bahsedildi. Bütün mazlum milletlerden. Bütün aksanlı vatan bir Kürt'tür denildi. Kabul olmaz denildi. Madem ve himaye. Buna rağmen İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar Türk milletinden kesmişlerdi. Bir tek yol var. Vakit kaybetmeden Fransız himayesine girmek. Belki o zaman kendimizi affettirebiliriz. Ben yüksek Fransız himayesini teklif ediyorum. Çok sevgili dostlarım. Sizleri dikkatle dinledim. Ben başka bir teklif için huzurlarınızdayım. Bilirsiniz dünyada 3 çeşit millet vardır. Medeni milletler, yarı medeni milletler, vahşi milletler. Sevinerek söylüyorum ki tam vahşi sayılmayız. Ama üzülerek söylüyorum yarı medeni de sayılmayız. Vahşi milletler sömürge olabilirler. Ama yarı medeni milletler asla. Sömürge de olmazlar, himayede kabul etmezler. Onun için ben sizin sözlerinize katılmıyorum. Biz ancak idare edilip yol gösterilebiliriz. Bunu iyice bir düşünelim. Bize yol gösterip medeniyeti öğretip ardından Allah'a ısmarladık deyip gidecek devlet Amerika'dır. Elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. Filipinler gibi vahşi bir millete medeni hale getirmedi mi Amerika? Gerçi Filipinler şu anki yöneticilerinden pek memnun değiller ama siz o vahşilere bakmayın. Eşinizden bazıları bu Türklerin izletmek istediği için bir fedakarlık olmayacak mı diyebilirler. Evet, bunu biz de biliyoruz. Ama ne zararı var? Önemli olan medeni olmak değil mi? O yüzden Amerika diyorum. Yaşasın Amerika! Ateşi ve ihaneti gördük. Fakat bu şekilde halini kabul etmedi Anadolu. Oysa İstanbul'da hanımlar, beyler, paşalar, tüm perdeler, aboletler, şişeler, çıtı pıtı dilleri ve pamuk gibi elleri ve biçare telgraf telleri devretmek için Amerika'ya Anadolu'yu şöyle diyorlar Erzurum'dakilere. Bizi bir başımıza bıraksalar, tarafkirlik, cehalet ve çok konuşmaktan başka müsbet bir hayat kuramayız. İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor. Filipinler gibi vahşi bir devleti medeni hale getirmedi mi? Ne olacak? Biz de 15-20 sene zorluk çekeriz. Ondan sonra yeni dünyanın sayesinde, Amerika'nın sayesinde İstiklali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye vücuda geliverir.
toplandı Sivas Kongresi. Ve 4 Eylül'de kongrede bu sefer yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Ak koyunla kara koyunun geçitte belli olduğu günler de o günler. Sivas Kongresi'ne askeri tıbbiyeler adına katılan Hikmet Boran, Anadolu gençliğinin mücadele azmini şöyle dile getiriyor. Delegeleri bulunduğum tıbbiyeler beni buraya bağımsızlık uğruna çalışmak için gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Manda fikirlerini kabul ederseniz siz Mustafa Kemal'i bile reddederiz. Ve Mustafa Kemal'la şöyle cevap veriyordu. Manda ve himaye kabul olunmaz. Ya istiklal ya ölüm. Doymadı dünyasına Abdülkadir. Üçünü de
Üçünü de uykuda kesti kafir. Karakolun karşısında bırakmadım elimde silahı. Yere serdim iki İngiliz'i. Senin hırsını kurtardım İstanbul'um. Sana canım feda Çakır gözlüm. Şair, edip ve kalemin çok güçlü olduğu söyleniyor. Mehmet Akif ha? Evet efendim, tanıyor musunuz kendisini? Evet tanırım. Eski Burdur memusumuzdur kendisi. Yıllar öncesine dayanan bir dostluğumuz var kendisiyle. Ama uzun zamandır görmüyordum. Madem öyle, derhal birini gönderip ve bu marşı yazması konusunda desteklerini isteyin. Bunun milli bir görev olduğunu söylemeyi unutmayın. Efendim, kendisi hakkında bu kadar olumlu şeyler duyunca size sormadan, affınıza sığınarak kendisiyle görüşmeye gittim. Yarışmanın çok milli ve mühim bir görev olduğunu söyledim. Mali durumunun zayıf olduğunu bildiğimden, yarışmayı kazandığı takdirde 500 lira ödül kazanacağını da belirttim. Ne cevap verdi peki? Yüzü kızardı ve bana sert bir şekilde baktı. Sonra da, madem milli bir görev diyorsunuz, o halde neden karşılıklı olarak ödül teklif ediyorsunuz? Böyle bir maç yazılacaksa, millet için yazılmalı, millet millete anlatmalı, milletin duygularına tercüman olmalı. Ben ne böyle bir teklifi, ne de böyle bir ödülü kabul edemem dedi. Demek öylesin. Mehmet Akif gururlu bir adamdır. Gerçekten vatan ve milletini seven, sağlam karakterli bir vatanperverdir. Ödül meselesi gururuna dokunmuş olmalı. En iyisi ben ona bir mektup yazarım. Mektuptan kazanılacak ödülün, yardıma muhtaç çocuklar yararına bağışlanacağını söylüyorum. Siz de bu mektubu kendisine verirsiniz. Nasıl uygun görürseniz efendim. Sevgili dostum. Thank you.
Al bakalım. Kendisine götür ve selamımı söyle. Baş üstüne efendim. Köyümüzde yakın talan bol geziyor sokaklarımızda. Oysa siz
Kovacaktır sana vaat ettiği günler hakkın diyebiliyorsunuz. Yok onu demiyorum. Belki yarın, belki yarından da yakın diyebiliyorum. Şunu unutma sevgili dostum. Bu şiir bugün için yazılmadı. Yarının Türkiye'sindeki çocuklarımız, torunlarımız bu günleri çaresiz insanların acılı günleri olarak hatırlamamalılar. Onlar öldüler ama inanarak öldüler demeliler. Güzel söylemiş. Aslında ne söylese azdır. Alkışlardan meclisin tavanları sarsılıyordu. Bütün mebuslar ağlıyordu. Peki Mehmet Akif Bey ne yapıyordu bunlar olurken? Utanmıştır. Utanmıştır ne demek? Mahcubiyetinden başını kollarının arasına almış. Oturduğu sırada adeta kaybolmuştu. 12'sine kadar nasıl bekleyeceğimi bilmem. Ne var 12'sinde? 12 Mart'ta yapılacak müzakere sonunda resmen marş olarak kabul edilecek. İstiklal Marşı için. Buyurun, lütfen.